Siirt'te doğdum. 3 yaşındayken İstanbul'a gittim. Biraz burada maalesef şey vardı. Koruculuk dayatması vardı. Bizim köyde sistemin gözünde biraz onlardan olmadığı için fazlasıyla baskı vardı halkımıza, kendi aileme de. Ben 3 yaşındayken tam hatırlamıyorum. Bir de maalesef işsizlik sıkıntısı biliyorsunuz ki çok var yöremizde. Babamla beraber göçtük. Seni kültüründen koparıyor bir nevi şehir yaşamı. Kendi kültürün, doğduğun topraklardan ayrı kılıyor. Kürt kimliğini sana unutturmak istiyor sistem. Ama artısı da şu, Kürt kimliğine daha fazla sahip çıkıyorsun. Neden DEM Parti? İktidar, maalesef ki iktidar ve iktidarcılar kadını siyasetten, toplumdan, her şeyden uzaklaştırmak istiyor. DEM Parti ise buna karşı eşit temsiliyet sistemi dediğimiz sistemi geliştirdi. Kadını daha fazla alana çekmeye, kadını siyasete çekmeye bu. Ve artı Jinjiyan azadi felsefesi vardır. Hepimiz biliriz. Sen kadınsın, sen gençsin, yapamazsın. Bu sözle adaylığımı kurmadan önce, eş başkanlık adaylığını karar vermeden önce çok karşılaştım. Ama DEM Parti'nin gençlere ve kadınlara karşı olan ilgisi bu. Bana yapamazsın değil de yaparsın. Belki bir gün eksikliğin olabilir. Herkesten değil. Eksikliğimi de partim ve halkım giderir, tamamlar. Yani bu bana aslında moral verdi. Hiç böyle yapamam, edemem demedim. Yapamazsın diyenlere karşı yaparsın dedim. Ben burada doğdum. Birkaç sene önce tatile geldiğimde buradaki yerel halkın maddi durumu olsun, işsizlik sorunu olsun, kadına karşı bakış açısı olsun. Bunlar maalesef vardı. Ve ben de kendi memleketimde, kendi doğduğum topraklarda siyaset yapmak istedim aslında. Hem yerel halkı tanıdığım için hem de burada daha kendimi özgür, insanın özgür olduğu yer doğduğu topraklardır. Bu yüzden. En başta en temel sorun dediğim sorun işsizlik sıkıntısı. İnsanlar burada göç etmek durumunda kalıyor. Gençler seçime yakın halka vaatler veriyorlar. Sonrası belediyenin kapılarını halkın üzerine kapatıyorlar. Ben burada insanlara belediyeciliği sorduğumda bana dedikleri şey şu. Biz belediyenin yolunu daha bilmiyoruz. Onlara benim de onlara verdiğim cevap şu. Aslında bu belediyenin kapılarını asıl sahibi olan halkın üzerine kapatan bu sisteme karşı vereceğimiz tek bir cevap olacak seçimden sonra. Belediyenin kapılarını asıl sahibi olan halka açmak ve o yolu kapatan aslında o yolu bilmiyorlar. O yolu onlara öğreteceğiz. O kapı çünkü belediye halkındır aslında. Bizim değil. Bugün o koltuğa oturduğumuzda sistemin diline hani vardır ya demokrasi alanından temsilcilerinizi devlet alanına gönderiyorsanız onlar gibi olmayın ya da denetleyin. Çünkü sen halkı temsil ediyorsun. Bugün o koltuğa oturduğunda orta sınıflaşıp liberalleşemezsin. Bu halka da, bu senin içerisinde bulunduğun partiye de aykırı olur. İlk başta projelerimiz kadına yönelik. Birinci projemiz ekolojik üretime dayalı kadın kooperatiflerinin kurulması. Pekmez yapımı, salça yapımı bunlar olabilir burada. Sanayi sitesinin kurulması. Ondan sonra tekstil fabrikasının kurulması. Bu en önemli. Çünkü insanlar, gençler bayağı bir işsizliğe dayalı göç sorunu olduğu için bizim en önemli projelerimiz arasında yer alıyor. Çiftçilere üretim desteği, fıstık fidanı, ceviz fidanı desteği sağlayabiliriz. Ondan sonra gençlere belli noktalarda ücretsiz internet desteği sağlayabiliriz. Eğitime destek sunulması, kadın sorunlarının tartışıldığı çözüm merkezi burada oldu. Önemli. Deprem, doğal afetlerin çok olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve maalesef bizde o bilinç yok. Onun için gönüllü acil durum birimlerinin açılması. Doğalgaz tüm Veysel Karani'ye eşit bir şekilde dağıtılması, aboneliklerin hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesi. Kadın ve gençlere yönelik meslek edinme atölyeleri. Bunda işte kuaförcülük,
tasarımcılık ve benzeri meslek türleri. Hem ekonomiye katkıları olsun istiyoruz gençlerin ve kadınların, hem de meslek edinsin istiyoruz. DEM Parti İnanç, Kültür, Dil Bakanlığı'ndan tüm halklara eşit bir şekilde yaklaştığı için diyebiliriz. Kentlerimize uygulanan bu kirli kayyum zihniyetini bertaraf etmek için iktidar ve iktidarcıların kentlerimiz ve halkımız üzerinde tahakküm kurmaması için oy vermelerini istiyoruz. Yeni gelmedik, yeniden geldik. Dem demajinae, dem demajivanae.